Bak yavrum, bütün mevzu Vlad Dracula'nın Osmanlı'ya isyan ederek vergi ödemeyi reddetmesiyle başladı. Vergini ver ölen, yüzsüzlük yapma diyen padişaha mektup yazdı ve posta koydu. Mektubunda, bak birader, işler çok zayıf. Kriz teğet geçecek dedin, sana inandık, gereksiz 3-5 yatırım yaptık, elimizde patladı. Anlayacaksın, bizde para yok. Gel bu sene yap bir krallık, bir vergi affı patlat, taksite bağla, sevindir imparatorluğu. Yok diyorsan keyfin bilir. O zaman vergi yerine babayı alırsın. Savaşmayı düşünüyorsan biz de armut toplamayacağız. Taş, sopa, bira şişesi, döner bıçağı, yumurta, tanrı ne verdiyse savunacağız. Eflak çarşı, vergiye de karşı. Alayına gider ölen, dedi. Bunun üzerine padişah da verin biber gazını, basın jopu, aklı başına gelsin pezevengin, dedi. Yani bunlar olacak işler midir vezir? Bu nasıl bağlılıktır? Ferman padişahımındır sultanım. Hayır, zart oğulları o yandan, zurt oğulları öbür yandan, bir de bu densüz çıktı başımıza. Bu da vergisini ödemezmiş. Siz ne buyurursanız sultanım. Ne buyuracağım? Tez vakit gidile, adleri bildirile. Emriniz başımız üstüne sultanım. Arafat! Buyurun sultanım. Burla. Emredesiniz hünkârım. Şatosunda gündelik rutin işlerini yapan Vlad, başına geleceklerden habersizdi. Sabah sabah iyi geldi be. Vlad. Sen niye hep iç isyan çıkarıyorsun canım? Ne vardı da? Yani biraz da sefere çıkıp topraklarımızı genişletsen ya. Oldu. Kara Fuat da gelsin vursun bana. Ay saçmalama hayatım ya. Yavrum iç isyan iyidir. İyidir iç isyan. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Sen baksana dalgana. Oh. Sabah sabah iyi geldi be. Hop Kara Fuat. Sefere mi lan yine? Ha sefere. Al iç. Eyvallah. Sağ ol dayı. Bu aralar çok isyan var da bir bastırıp geleceğim. Akıncısın ya, akın bakalım. Akacağız tabii dayı oğlu. Akmayalım da kokalım mı? Hadi eyvallah. Hadi selametle. Kara Fuat temiz iç çamaşırlarını giyip bacak arası mayasır tutana kadar günlerce yol aldı. Piyano bana göre değil. Sefere çık da toprakları genişlet. Her gece genişlettiğim yetmez ağabeyimle koyuyor. Eflak valisi Vlad sen misin? Evet, ne vardı? Vergini ödemiyor, halkına zulmediyor musun? Si İstanbul'a gidiyoruz. Yürü. Beyler, bir dakika bir soluklanın. Yürü. Zorluk çok çıkarma, güzel yürü. Şarabımız var, bir yürü şarabımızı dedim. İç. Hemen celal etmeyin ama arkadaşım, yürü. Bir saniye. Daha önceleri sen nerelerdeymişsin aşkım? İşte İzabel'im, insanoğlu, koş misali. Bugün buradayım, yarın başka yerdeyim. Haydi gidelim. Bizde zorlama yok. Her şey gönülle, sevgiyle. O kadar mutluyum ki Kara Fuat, inanamazsın. Haydi o zaman koşalım. Pınar başı vurma vurma yar 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 yaramam. Yaz gelince öter turnam lady, lady mama. Vlad eceliyle ölen Kara Fuat'a ulaşamadı. Ama soyu ona dayanan herkesin peşine düştü.
Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam bey. Koyunları kaça bırakıyorsun? Beyim hayvanlarımız çok güzel. Trakya kıvırcık. Akşam pazarı size bir şeyler yaparız. Mesela şu kınalı kuzu var ya, çok güzel kınalı kuzu. Şuradaki kaça? Hangisi beyim? Şu mu? Anam! Yıllarca Avrupa'yı karış karış gezmiş, doğum kontrolden bir haber takılan Kara Fuat'ın her yerde izi vardı. Kolay gelsin nineciğim. Sağ ol yavrum. Ne o? Süt mü sağıyorsun? Ha, süt sağıyorum. Buyur, içmez misin? İçmez miyim? Ne ettin yavrum? Debelenme nine. Kara Fuat'ın ecnevi çocuklarının da peşine düştü. Galler prensesinden olan oğlu Alex Ferguson'u, Alman Helga'dan olan oğlu Mihail Balak'ı ve Napolyon'dan ayrılan Josephine'den oğlu Nicholas Anelka'yı bile buldu. Fakat Vlad Kara Fuat'ın soyunu bitirdiğini düşünerek iyice kıçını yayıp kuş beslemeye başlamıştı ki bu bir hataydı. Zira unuttuğu bir kişi daha vardı. Ne yapıyorsun lan sen orada? Ben göle maya çalıyordum da. Bir bitmediniz ama ne? O da minik Sabahattin'di. Sanıldığı üzere minik Sabahattin'i kimse bir cami avlusundan alıp evlatlık olarak yetiştirmedi. Onu aslanlar, maymunlar da yetiştirmedi. Şimdi diyeceksiniz ki o yetiştirmedi, bu yetiştirmedi. Peki arkadaş, kim yetiştirdi bunu? Ha, o kendi kendisini yetiştirdi. Tek kusuru erken yaşta sigaraya başlamasıydı. Artık Sabahattin yetişkin biri olduğunda kendisine İstanbul'un seçkin ailelerinden gümrük komisyoncusu Mahir Bey'in yanında bir iş buldu. Onu sevdi, okşadı. Mahir Bey de bu tip sizi nedense kendi evladı gibi sevmiş, Sabahattin müştemilat da olsa kendisine sımsıcak bir yuva bulmuştu. Fakat talihsiz Sebo için her şey çok güzel giderken maalesef ona sunulan bu hayat elinde patlayacaktı. Mahir Bey'in tek çocuğu Demet ise babasının acısı ve mirasçıların baskılarına dayanamayıp çocukluğunun geçtiği bu konaktan ayrılıp ayrı bir ev tutmaya karar verecekti. Vlad neye kullandıysa bir akşam trenle İstanbul'a geldi. Oğlum Dimitri, geldik lan İstanbul'a. Mis. Ulan oğlum, harbiden güzel şehir şu İstanbul ya. İstanbul güzel de şefim. Baksana, adamlar bu demiryolu işini de kendilerine aşmışlar. Ne yapmışlar ki? Baksana, hızlı trene geçmişler. Ne hızlı treni lan? Göbek olmasa bunu koşarak bile geçerim oğlum ben. Adamlar Anadolu'ya yılan kavisi almışlar hızlı trenleri. Sen daha ne konuşuyorsun? Laf oğlum, hikaye hepsi, hikaye. Ne lafı babacığım, yapmış adamlar. Pardon, bakar mısınız? Buyur babacığım. Ateşiniz var mı acaba? Olmaz mı babacığım, buyur. Demet her sabah işe giderken konağın önünden geçer, mal Sebo'ya hal hatır sorardı. Kolay gelsin Sebahattin. Güller ne güzel görünüyor yine. Sağ ol Demet Hanım, o sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim. Ha bu arada şu gülleri de vereyim de vazonuza koyarsınız. Organik. Çok düşüncelisin, sağ ol.
Rica ederim. O sizin düşünceliğiniz. Oh, güller de mis gibi kokuyor ya. Teşekkür ederim. O sizin kokunuz. Koku mu? Hayır, yani koku derken o anlamda koku değil. Yani koku anlamında bir kokudan söz ediyorum. Lütfen koku sözcüğü size yanlış geçmesin. Ha sen koku diyorsun. Hay Allah, iyiliğini versin Sebahattin ya. Ben de koku koku bu adam ne diyor diyorum. Ha koku koku işte. Çorap kokusu, ayak kokusu gibi. Neyse. Benim gitmem gerek. Sana kolay gelsin Sebo. Çok teşekkürler. Güle güle. Ve böylece Vlad bir taşla iki kuş vurmuştu. Sebo'yla beraber İzabel'i de bulmuştu. Biri geliyor bahçe katını versene mangal yapacağım. Biri geliyor 2+1 versene alem yapacağım. Ulan müşteri gelirse ben ne göstereceğim müşteriye? Oğlumun çükünü mü göstereceğim? Beyler bahçe katı iptal. Hadi be Tamer abi. Yap bir güzellik be abi. Lütfen be abi. Ben özellikle bekara ve öğrenciye ev vermiyorum diyorum. Siz bana giriyorsunuz bir güzellik yap diyorsunuz. Bu ne pişkinlik lan? Yapma be Tamer abi. Paramız yanacak. Kızlar kaçacak. Siz var ya siz. Spa geldiniz eşek gideceksiniz lan bu alemden. Abi bize kalsa bir spor yapacağız. Ama mahallemizde tesis yok be abi. Biz ne yapalım? Yap bir güzellik be abi. Lan oğlum sen laf anlamıyor musun lan? Hala ne anlatıyorsun lan? Çıkın lan dışarıya. Çıkın hadi. Hadi çıkın dışarıya. Çıkın lan. Tövbe estağfurullah tövbe. Hadi abi. 1, 2, 3. Yavaş lan yavaş. Mandıraya sığır mı tekliyorsun? Ne yapayım Müslüm abi? Gavur ölüsü gibi çok ağır. Ya hadi ağır mı ağır. Kapat kapıyı da gidelim. Adres belli mi abi? Yükü nereye götüreceğiz? Ya oğlum adam telefonda söyleyecek. Müslüm abi parayı peşine atsaydın bari. Aldık oğlum aldık. O kadar döküz değiliz. Bin hadi gidiyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlar 3. ve 4. vagonlar bizim. Teslimatta manifestoyu yatırın. Ben sizi ofiste bekliyorum. İzabel'e benzerlik Vlad'ın başını döndürmüştü. Ve her yeri kıpır kıpır olmuştu. Biraz daha dikkatli olun lütfen. İşte size aşk. Hay senin bacağına da tüküreyim hemen. Donald Trump. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Ay. Sen ne yapıyorsun baba orada ya? Ne yapıyorsun sen oralarda ya? Bir sen eksiktin sen de hoş geldin. Tamam oldu memleket. Hayda yine bana bağlandı iş kardeşim ya. Elbette sana bağlanacak oğlum. Ayağın ayak değil ki ya. Neyse otur şuraya otur. Ya baba ben şimdi sana ne yaptım ya? Gelmişiz şuraya hayırlı işler diliyoruz dediğin lafa bak. Ya bana bak. Heh. Annenin akrabalarından biri mi evleniyormuş ne? Biz yarın annenle Balıkesir'e gidiyoruz. Ha, nenen evde kalıyor. Hayırdır baba? Ninemi niye götürmüyorsunuz ki? Lafı oylama lan. Yarın dükkanı açacak adam yok. Yarın sabah erkenden geliyorsun dükkanı açıyorsun. Tamam baba tamam anladım. Dükkanı erken açacağım. Sabah ezanında buradayım tamam mı? Ya bırak sevsekliği be. Hadi yürü. Yürü dükkanı kısmetini kaçırma. Tamam baba. Emlak satarım. Komisyonumu alırım. Uyandırayım. Eğer siz olmasaydınız şu anda hastanede ya da öbür tarafta olacaktım. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Demek gümrük komisyonculuğu yapıyorsunuz. Evet. Babam rahmetli olduktan sonra ortaklarından bana kalan tek şey mesleği oldum. Ailenin de tek çocuğu ben olduğum için öyle işte. Anlıyorum. Peki bir kadeh de olsa içmez misiniz? Kan yapar. Yok almayayım. Çalışırken içmiyorum. Peki tanışmamızın şerefine. Ben müsaadenizi isteyeyim artık. Müsaade sizin. Çok naziksiniz. Yalnız bana hala isminizi söylemediniz. Vlad, Tipex Vlad. Çok memnun oldum Vlad Bey. Görüşmek üzere. Sizinle bir ömür boyu görüşürüm Demet Hanım. Demet Hanım, unutmayın bir ömür boyu. Hı
Abime bifteyi nasıl aldırıyorum? Az pişmiş, orta pişmiş, çok pişmiş. Hiç pişmesin. Efendim abi? Etten ne kadar kan damlarsa o denli sıhhat verir insana. Tamam abi, hiç pişmesin. Mustafa abi, bir bifteğim var. Ha. Hiç pişmeyecek. Ha. Dolaptan alt tabağa koy. Ha. Efendim? Efendim iyi günler, ben Müslüm. Efendim biz bu malı şimdi tren ambarından çektik. Sizden haber bekliyoruz. Teşekkür ederim Müslümcüğüm. Müslüm abi, ne diyor adam abi? Sana ne oğlum adam ne diyor? Hasta mısın sen? Canım, madem bu kadar yakın gidiyoruz biz, neden arabayla gidiyor? Yürümüyor biz, hava güzel. Allah Allah, ne yürüyeceğim yavrum ya? At mıyım ben kızım? Aşk yuvamız. Lan! Artun! Artun! Vay! Müşte milletin çocuğu Sebo. Hayatım sen git ben geliyorum. Vay vay vay! Kardeşim ne haber? Ne vakit geldin sen yine? Gömlek memlek bir şekil olmuşsun ha! Kes lan! Solluk mulluk istemez. Oğlum hani bir daha karı marı getirmeyecektin buraya, bu sondu. Evet abi, bu sondu. İşte bu son, o son. Senin kurduğun cümleye sıçayım sen Artun. Abicim ne kızıyorsun ya? Bak, sana ne getirdim? En sevdiğin kebabı. Ali Nazik. Oğlum bak, rüşvet alıyorum da beni bağladıysan mı ha? Bu sefer bununla mı evleneceksin? Evet abi, kısmetse evleneceğiz. Ama ufak tefek pürüzler var. Onu halletmeye geldik, konuşacağız burada. Oğlum bak, bu sefer de bununla evlenmezsen var ya, bak yemin ederim kapının önüne koyarım, köpek tekmeler gibi tekmelerim sana. Tamam mı? Tamam kardeşim, ver. Bana bak, bir de içim sıçım gitmek yok. Helayı meleği temiz tutacaksın, tamam mı? Tamam abi, hadi bakalım. Gidin. Oğlum 100 kere uyardık ya. Öküz gibi mal taşıyorsun. Bak, çarpıp çizmişsin adamın malını. Ya ne olmuş ki Müslüm abi? Ha bak, tükürünce çıkıyor işte. Ya sus sus, adamın telefonu çalıyor. Efendim iyi akşamlar. Ben Müslüm, Gürses Nakliyat'tan. Efendim şimdi biz bu malları depoya aldık. Yalnız saat 12'yi geçtiği için şirket prensibi olaraktan ekstra ücret alıyoruz. Onu söyleyeyim dediydim. İyi akşamlar, saygılar efendim, saygılar. Ne dedi adam Müslüm abi? Oğlum sen hasta mısın? Manyak mısın? Deli misin? Oynak mısın? Canım, sen yoruldun mu? Yorulduk tabii. Katkısız 4 oldu. Bu da Selami Çeşmesi değil ki. Hadi, sen yavaş yavaş ikile. Sabah dükkan açacağım ben. Vlad gece konağa gelip planını uygulamaya başladı. Ulan Sebo, ölmüş adamın odasında cenabet yatırıyorsun beni be. Odaları kilitlemiş, şohbeni kapatmış, kıskanç ipne. Mahir amca, hangi duadan hoşlanıyorsun bilmiyorum ama korkudan dua unuttum lan. Aleykümselam. Aleykümselam Mahir amca. Aleykümselam Mahir amca. Uydu mu lan? Allah senin belanı versin be Sebo. Sen miydin lan? Avrat gitmiş. Krizleri halledememişsin. Zar. Kuru yemişin var mı lan? Ha, varmış lan burada. Hay sıçayım senin kuru yemişine de, sana da be kardeşim. Bana bak. Pürüzleri halledemezsen beni kapatın ne bu işler? Çabuk. Aşağının başını topla. Çık git buradan hemen. Hayvan herif. Yavşak ipne. Helal et ha. Tamam lan hadi. Git git lan git. Kim o? O zaman ben yarın öğlen buralardayım.
Sen de emlakçıyı arayıp haber verirsin değil mi? Veririm bey. Ev gayet güzel, ben çok beğendim. Ben de bundan sonra sizin yanınızda çalışmaya devam edebilir miyim? Tabii ki canım, ne demek? Çok teşekkür ederim, sağ olun efendim. Beyim, ben her şeyi anladım da sizden beni niye böyle ısıracak gibi oldunuz, köpek gibi? Hayırdır beyim? Ya o esnada benim böyle bir boğazım gıcıklandı. Hapşuracak gibi oldum da. Üşüttük galiba. Geçmiş olsun beyim ya. Peki. Ben gidip biraz istirahat edeyim. Tekrardan geçmiş olsun efendim. Ulan adamla da sırf hususi olarak karanlıkta gezdiriyorum. Beğenmesin gitsin diye. Neyse kalırsın dedim. Dur bakalım. Sabah ola hayırlı. Ne var? Efendim ne var? Konağın müşteri var. Hadi çabuk su, hadi çabuk dışarı. Abi donla nereye çıkayım ya ben? Hadi lan, hadi çabuk üstüne bir şey giy. Cülüp boku seni. Tamam abi sen git. Ben üstüme bir şeyler giyiyorum, geliyorum tamam mı? Bekle ben yapma, bekle ben yapma. Tamam abi, tamam ya. Efendim? Alo baba. Mahir amcanın köşküne fiyat çekiyoruz. 2,5 dersin olur biter. Hadi kapat telefonu. 2,5. Tamam baba, saygılar. Ne olmuş, ne diyor oğlan? Ne diyecek? Esnaf gan ağlıyor, gan. Kıçımızda donumuz yok. Kalktık düğüne gidiyoruz. Kıçımızda don yok ama çık da aşağı yerinde maşallah. Lan! Artur! Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Oğlum sen daha çıkmadın mı? Hadi defol git, çık git evden oğlum ya. Kardeşim uyuyakalmışım, kusura bakma ya. Oğlum ben senin babanın emlak dükkanına uğradım, kapalı. Telefonum da kapalı. Distra'yı ye diyor. Kenetli niç at moment diyor. Oğlum babam dükkanda değil ki, Balıkesir'de. Balıkesir mi? Ah şimdi sıçtık oğlum. Adam arka tarafı dolanıyor. Kulak gitti, benim kıçım açıkta mı kalsa Ertan? Ya Sebocuğum bir sakin ol Allah aşkına ya. Ben babamla konuştum. Vekaleti bana verdi. Vekalet ne? Vekalet benim yanlarım ağrıyor. Gelemeyeceğim. Konağa sen sat demek. Sen nasıl el satabilirsin? Sen daha götünü bokunu yıkayamıyorsun Ertan. Kardeşim şu konağı satayım var ya, babam bana komisyon verecek. Komisyon, he ben biliyorum komisyon. Yemin ediyorum seni de göreceğim kardeşim. Sebahattin Bey. Heh. Efendim saygılar. Merhabalar. Ben Deniz, Tamer Emlak satış danışmanı Ertan. Vilat. Vilat, memnun oldum efendim. Memnun oldum. Ne taraftan giriyoruz? Buyurun bu taraftan. Sıcak paranın ayaklarına kadar gelmesi Sebo'yla Ertan'ı coşturmuştu. Efendim gördüğünüz gibi girişimiz gayet ferah ve aydınlık. Yerler granit, kesinlikle kayma yapmıyor. Banyo ve mutfakları da görebilir miyim? Buyurun efendim, buyurun. Buyurun efendim. Buyurun efendim, buyurun buyurun. Evet, işte burası da banyomuz. Bunun gene sifonu çekmemişsin. İçerisi marsık gibi kokuyor. Tesisatlarımız tıkır tıkır çalışıyor. Şimdi de lavabomuza bakalım ne alemdeymiş. Bakın gördüğünüz gibi musluklarımız saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ertan aynada gözükmeyen Vlad'ı görünce kanı dondu. Sebo'nun bir şeyden haberi bile olmadı. Ama para paraydı. Şöyle 4. Şöyle de 5. Tamamdır. Anlaştık değil mi? Tamamdır efendim, tamamdır. Para veren altın bulsun. Efendim bir iki güne tapunuzu elinize veririz. Elimize mi verirsiniz? Siz kendi bünyenizi uygun bir yere koyun. Ben sonra gelip alırım. Efendim adamları dediğiniz yere koyuyor eşyalar. Teşekkür ederim Sebocuğum. Gerisini ben hallederim. Gidebilirsin. Tekrardan hayırlı olsun beyime. Olsun bakalım.
kana susamış Vlad hemen işe başladı. Efendim biz malları istediğiniz yere koyduk. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız bir lavabo gösterseniz de elimizi yıkayıp bir gitsek biz. Tabii tabii buyurun bu taraftan. Ben göstereyim size. Sebo daralınca akıl hocası şarapçı Cevdet'e girip akıl danışırdı. Of of. Cevdet baba sen bana bağırıyor akıl veriyor. Aşk varsa acı da vardır. Sonun bana benzemesin. Ha Cevdet abi. Ben onu o kadar çok seviyordum ki. Ama o bunu hiç bilmedi. Her gece onun resmini öpüp uyuyordu. Sen bunu biliyor musun? Nereden bileyim ben genç? Sen de öyle bir şey soruyorsun ki. Ha abimiz sen de haklısın. Nereden bileceksin ki? Hayır konağı da öyle bir adam taşındı ki. Götümün korkusuyla eve gidemiyorum. Bırak şimdi sen onu da. Kıza mevzuatı açıldın mı onu söylesen bana. Nasıl açılayım Cevdet baba? Ben müştemalatta yaşıyorum o sarayda. Ulan hırbo sen de nasıl bir serüvene girmişsin öyle? Ha abim ya. Serüven mi bize girdi biz mi serüvene girdik anlayamadım ki. Bünyeyi yorma genç. Su akar yatağını bulur. Ben biraz nefesleneyim sen de kafamı sıkma artık. Motoru bozma. Git evine uyu. Müslüm abi. Müslüm abi. Müslüm abi. Adam malı çizdiğimizi anladı galiba. Oğlum sen hakikaten hastasın ha. Vlad ilk gece uyurken Sebo'nun odasına girdi. Onu kölesi yapacak ısırığı boynuna bırakmak için sabırsızlanıyordu. Fakat Ali Nazik'in vücuda verdiği koku Vlad'ı ondan uzak tuttu. Neyse, dolaptaki Demet'in resmini görünce Sebo'yu nereden vuracağını da bulmuş oldu. Gıdayla besleniyorsun. Ne tür bir parfüm kullanıyorsun anlamadım ki. Neyse. Bundan sonra sana da Sebastian demek istiyorum. Tabii herhangi bir mahsuru yoksa. Peki efendim. Kafanıza göre takalım. Çok özür dilerim efendim. Laf lafa açmışken hiç burası yatak odası olur mu beyim? Ben yatak odası burası olacak diyorsan burası olacak. Gerzek! Sen! Nedir bunlar? Klinette yorganlar. Kaldır şunları buradan. Döndüğümde bunları burada görmek istemiyorum. Embesil. Anlıyorum buna da bir şey beğendiremedik ha. Ne usulü cimli bir adammış bu ya. Gel yat o zaman tahtanın içinde. Bok herif. Bokun süsü. Arkamdan mı konuşuyorsun lan? Tipine sıçtım. Yok efendim ben öyle esas duruşta bekliyorum. Tipe bak. Oğlum her şeyi de biliyor. Nereden giriyor? Lan! Eve çağrılan her servisin başına illaki bir şey geliyor. Sebo da iyicene şüphe duymaya başlıyordu. Kaldır şu şişkoyu şuradan. Akşama da pizza söyle. Canım çekti. Tamam beyim, keyfiniz bilir. Başka bir isteğiniz var mı? Oo, Sebastian gel. Pirişlere bak. Ha siktir.
Kime diyorum sersem gelsene buraya. Hangisi beyim? Beyazlı yavru tabii ki. Allah sahibine bağışlasın. Ne diyelim beyim? Bağışlasın bakalım. Ayak parmağından kulak memesine kadar yalarım. Görmedim. Üstüme sıçacak eşşi olay eşşi. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi Nalan? Kim bilir bunu kaç kadına daha söylemişsindir. Niçin bana inanmamakta ısrar ediyorsun Nalan? Seni sevdiğimi kanıtlayabilmek için daha ne yapabilirim söyle. Yalvarıyorum söyle. Çok şey yapabilirsin. Ama yapmıyorsun. Ama ne istediğini söylemezsen nasıl yapabilirim? Bana ne? Bana ne? Söylemeyeceğim işte. Nalan bak, yalvarırım söyle. Ne istersen yapmaya hazırım. Yeter ki söyle. Bana ne? Bana ne? Söylemeyeceğim işte. Hem söylesem de yapmazsın ki. Bak Nalan, kurban olayım söyle. Hafif hafif kan beynime yürümeye başladı. Haberin olsun. Bana ne? Bana ne? Söylemeyeceğim işte. Bak Nalan, çok değişik döverim seni. Bana ne? Bana ne? Kaşıkla kapat artık şu televizyonu. Mıy mıy mıy, niçin bayıldı be? Nasıl? Pizza güzel mi? Gayet güzel beyim. Yemek kültürün sıfır Sebastian. Bunu biliyorsun değil mi? İster misin biraz? Pizzanın yanında iyi gider. Yok sağ olun. Ayranım var benim. Hiç ağzının tadını bilmiyorsun Sebastian. Hiç. Madem benim kalkmamı bekliyorsunuz, ben de gideyim dışarıda biraz temiz hava alayım. Yemiş soğanı ipmenin çocuğu. Biraz yüreğimi de eriteyim bari. Sebo donmuştu. İblisten fırsat bu fırsat kaçmalıydı. Oğlum fırla, fırla! Evden kaçıp Demet'i de durumdan haberdar etmek için aradı. Alo. Küçük hanım, ben Sebo. Hayırdır Sebo bu saatte? Ha, sizi bu aralar ısıran bir şey var mı diye ben rahatsız etmiştim. Efendim? Isıran, emen bir şey var mı? Sivrisinek harici. Ne diyorsun Sebo'ya? Hadi kapat. Ben uyuyorum. Yarın sabah ararsın. Alo? Alo? Küçük hanım? Demet? Her zamanki gibi hüsran.
Şato'ma götüreceğim. Götüreyim mi? Götür. Götür tabii. 140 adı 10 salon. Beni de götürseler ben de giderim. Demet'in evinin etrafında devreyi gezen Sebo camda Vlad'ı görünce çıldırdı. Lan! Hayırdır Sebo? Sen konuşmamış ya kaşıka. Ne iş? Ne iş? Nerede lan o hayvan? Ne iş? Nerede lan o dümdük? Bahattin ne oluyor? Kim nerede? Sen konuşmamış ya tamam. Nerede lan o it? Allah Allah! Sebo! Sebo! Nerede uyuyorsun? Nerede uyuyorsun? Sebo bir dur! Bir dur! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ya adam eve girdi, görmediniz mi? Kırkız girdi, kırkız girdi! Sebo, ne hırsızı, ne adamı? Delirdin mi sen? Ha, demek ki adam eve alıyorsunuz, sonra baskını yiyince de benden saklıyorsunuz, öyle mi Demet Hanım? Bana baksana sen, ne dediğinin farkında mısın? Adam varsa var, sana ne bundan? Aa, sevgilin bizim kocan mısın ya? Çabuk çık dışarı Sebahattin. Doğru söylüyorsunuz Demet Hanım. Ben haddimi çok aştım. Mal sizin, mülk sizin. Ben vazifemi yapayım dedim. Affedersiniz. Kusura bakmayın, özür dilerim. Of be Cengiz, of be Cengiz. Efendim Cengizciğim. Abicim geliyorum, yoldayım. Bizim ev olur mu lan? Bizim ev olmaz. İnan var evde. Hadi geliyorum. 5 dakikaya oradayım. İyi akşamlar Ertan. Ertan'ın kölesi yapan Vlad onu konağa getirdi ve uşağı yaptı. Bak Ertan, biliyorsun Sebastian konaktan ayrıldı ve ortalıktan kayboldu. Bundan sonra seninle çalışacağız ve sana Anderson diyeceğim. Anderson mı? Anderson. Şimdi gel bakalım buraya. Ver bir diş. Suya geldim biraz be. Genç. Sen de girseydin suya biraz. Kafan açılırdı. Bizde kafa mı kaldı be Cevdet abi ya? Sen takıl bana bakma. Tamam koç. Sıkma canını. Her şey düzelir elbet. Ne düzelecek be Cevdet baba ya? Görmüyor musun? Hayatımız cehenneme döndü ya. Git konuşalım o zaman. Bu kadar çok seviyorsan kızı, çık karşısına, seni seviyorum de. O da seni seviyorsa, ki sevmiyordur. Sağ ol Cevdet baba, Allah razı olsun. O kadar güzel moral veriyorsun ki. Bak genç, sana bir şey diyeyim mi? İnsan sevdiğiyle mutludur, sevdiğiyle cennettedir. Bunu bil, kendine göre bir şeyler ayarla artık. Hadi ben kaçtım. Nefis bir aroma. Afiyet bel şeker olsun beyime. Memleket. Lüksemburg ben efendim. Tebrikler. 1970 meşe fıçı sanırım. Efendim aslında ben 69 doğumluyum. Yalnız yanlışlıkla 70 yazdırmışlar kütüğe. Anlıyorum seni Müslümcü. Anderson, sen de bir kadeh içmek istemez misin? Müslüm abi. Vlad'ın planı Demet'i kullanarak Sebo'ya merhaba tuzak kurmaktı. Saf Sebo da hemen atladı. Vay pezevenk! Lan! Ertan! Oğlum Ertan! Oğlum bu herif ne ayakmış ya? Her gün karı kızın evine girip çıkıyor Ertan. Ben sana demedim bu herifle konuş, evi boş olsun demedim mi sana Ertan? Kardeşim sen ne fesat
adam çıktın ya. Oğlum ne fısıltıyor? Hareketle koru kızın evine girip çıkıyor, atanıyor. Yeni evinde yemek verecek adam. Onun için komşuları davet ediyor evine. Ya bu ne tarz bir yemekmiş Ertan, ben anlamadım. Sushi mushi mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Oğlum adam senin gibi ayı değil ki. Adam gibi adamı. Vay Ertan vay. Müşteri veli nimet ayağına yalak olmuşsun oğlum sen, yalak olmuşsun. Konağı bırakıp giden sensin. Bari biz işin başında duralım be kardeşim. Oğlum ben konağı niye bıraktım? Benim sigortamı yatırmıyor diye bıraktım. Oğlum sigortamı yatırsa ben boşlar bir şey. Sigortamı yatırmıyor diye bıraktım ben oğlum ya. Oğlum adam parayı trik saymış diyorum ya. Sana ne? Sen komisyonuna bak be kardeşim. Sana iş bulandı kabahat. Yürü git lan. Bana bak lan. O kütük bütük ne bak? Ne yapıyorsun o kütüklerle? Hiç. Götüme sokacağım. Bir tane vereyim sana. Ver git lan. Tövbe ya Rabbim, tövbe ya. Bu karim. Bir çay daha alır mısınız? Aslında çayla pek aram yok. Ama tavşan kanı olursa hiç affetmem. Bir yere kalın! Hayırdır inşallah. Bir yere kalın! Sabahattin ne oluyor? Bak Demet, ben seni bu dangalaktan korumak için konaktan ayrıldım. Bunu bilmeni istiyorum. Anlamadım, neyden korumak için? Bu ip neden? Hop hop hop, terbiyesizliğin lüzumu yok. Sen iyice haddini aştın artık. Dangalak diye bahsettiğim bu beyefendi bizim yeni komşumuz. Ayrıca geçen gün gümrükte benim hayatımı kurtardı. Bak yeni komşumuz bizi akşam yemeğine davet ediyor. Ne kadar hoş, ne kadar ince bir davranış. Bana ne davet ediyorsa, beni mi davet ediyor? Olur mu Sebahattin'cim? Sus sus, oyna! Aa, Sebahattin çok ayıp. Kusura bakmayın, lafa daldık. Bir çay bile içemedik. Aslında bir arkadaş şarap mı alsak acaba? İçki de içiyorsunuz. Evet, çalışmadığım zamanlarda içki içiyorum, değil mi? Çalışırken içmiyordunuz değil mi? Doğru unutmuşum. Demek ki beni de unutmuşsunuz. Hiç aramadınız. Yok, inanın hiç kontrolüm yoktu. Neden gülüyorsunuz? Gerçekten yoktu. Sebahattin, sen hala burada mısın? Müsaadenizle ben gidiyorum. Muhabbetiniz bol olsun. Güle güle Sebo. Vay benim dertli başım, dertten kurtulmaz başım. Hayırdır genç? Yüzünden düşen bin parça. Sen de beni kandırdın be Cevdet abi. Genç, inanmadığım hiçbir şeyin altına imza atmam ben. Ya bırak Allah'ı seversen Cevdet abi ya. Hani sevdiğin yönü cennetti? Cennete gidiyoruz diye gittik, elimize verdiler. Hoş geldiniz Sebahattin Bey. Davete icabet etmek gerekir dedim. Sebahattin Bey'in pardüsüsünü alır mısın Anderson? Baş üstüne efendim. Anderson mı? Beğenemedim yavşak. Yazın sıcağında giydiğin şeye bak, Allah cezanı versin senin. Ayakta kaldınız Sebahattin Bey, oturmaz mısınız? Bir de Sebahattin Bey çıktı başıma. Allah Allah, bu işte bir aksilik var ama. Seni seviyorum dedin mi lan sen kıza? Sordun mu? Kapandın mı ayaklarına? Fırsat vermedi ki İbne. Biz gülün kralını verdik, yüzümüze bile bakmadı. Adam diken verdi, bir cilve, bir cilve. Allah tamam yani. Harika bir espri anlayışınız var, bayıldım. Deve, diken ve insan üçlemesi denir buna genç. Neyse, sen şimdi bunları bırak da baştan anlat bakalım mevzuyu. Benim kafam karıştı lan. Ya abi, her şey güzel başlamıştı ilk başta. Adam bana insan gibi geldi. Böyle ütülü giyiniyor, insanların boynuna sarılıyor, öpüyor. Ben bile hayret kaldım, şaşırdım yani. Bak İbne ya, Sonra bir gün Demet Hanım'ın pencereden gördü bu, ağzı sulandı. Ben bir şey demedim tabii. Aynı gece ben ikisini canlı gördüm. Koşarak içeri bir daldım. Demet Hanım'a söyledim. İnkar etti. Yok canım. Sonra beni evden kovdu. İkisi birleşip bir de beni yemeğe davet ediyorlar. Beni niye yemeğe davet ediyorsunuz? Arkadaşım hadi ne anlatacaksan anlat. İki gündür yarım ekmek peynirle duruyorum ben ya. Aha bitmeyecek. Bitmeyecek. Hayatımın en acı yıllarıydı. Vlad Bey, bu nedir şimdi? Bu bir robot resmi Demet Hanım. Transilvanya'da zabitlere çizdirmiştim. Kara kalem. Arkadaşım sen burada nereye varacaksın ya? Biz yemeğe geçmiyor muyuz? Birazdan ben seni doyuracağım. Seneler önce
Osmanlı'nın zindanlarına düştüğümde bu adamın akrabalarından birine rastladım. Padişahım! Padişahım! Sus lan! Oğlum padişah bir iş için Kırım'a gitti diyoruz. Car 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 car. Bir sus lan! O zaman başka bir yetkili çağırın buraya. Oğlum sen ne dangalak adamısın sen ya? Burada tek yetkili kişi benim diyorum sana. Kaleyi içeriden fethedeceksin, içeriden. Peki ne istiyorsun bu iş için? Açık konuş benimle. Koca vali olmuş adamsın, eşek değilsin ya. Atarsın güzel bir şey artık. O zaman şöyle yapalım. 15 kese altın vereyim. Ne diyorsun? Ver elini anlaşalım. Ne diyorsun? Ver elini, ver elini anlaşalım. Gel şu keseleri 20 yapalım. En sıkışıp helalleşelim. Tamam 20 olsun. Ver elini anlaşalım. Tak. Ne bu? Oldu mu şimdi bu? Bizde vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Sen Osmanlı'yı ne sandın usuruk? Vergini ödeyeceksin, halka zulmetmeyeceksin. Her şeyimi kaybetmiştim. Özgürlüğümü, ülkemi. Ama İzabel'in beni bekliyor sanıyordum. Bizim amcaoğlu sizi oralara isyan bastırmaya gitti. Ne hikmetse daha geri gelmedi. Amcaoğlu kim? İsmi Kara Fuat. İyi isyan bastırır, iyi isyan bastırır. Şimdi bu resimdeki hayvana iyi bakın. Sizce kime benziyor? Tamam arkadaşım bu resim bana benziyor. Sen bundan nereye varacaksın ya? Ömrümüzü yedin. Vallahi ömrümüzü yedin. Asıl sen benim ömrümü yedin köpek. Yüzyıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Ama sonunda seni de buldum. Hocam benle arkadaş arasında nasıl bir bağ kurdunuz bilmiyorum ama... Yani şunu söyleyeyim biz reenkarnasyona inanan bir toplum değiliz. Nereye kaçıyorsun lan yavşak? Hocam gidilmeyecek gibi değil ki atmosfer. Artık buradan hayırlısı neresiyse oraya gidiyorum. Yapıyorsun sen burada sersem? Ne yapayım babacığım? Siz kendi tipinizin farkında değilsiniz galiba. Bunu mu arıyorsun? Gel daha. Hocam sorun komisyonsa ben kendi payımı hemen geri iade ederim. Ne oluyor lan? Evin bütün ışıkları açık. Ne olmuyor ki Tamer Bey? Ne olmuyor ki? Çabuk gel benle, çabuk gel. Dur lan dur! Yedek anahtar üstünde kaldı. Olsun üstünde kalsın daha iyi. Gel benle gel. Seni fena kumpasa düşürmüşler genç. Hani kusura bakma da adamın derdi yengeye tıklamak. Ay yengenin de suçu yok değil yani var var var. Yani. Sebo! Sebo! Koş oğlum koş! Çok fena abi çok fena. Niye kaçtın lan? Demet Hanım'ı kaçırdı. Bu kim lan tribünden mi? Yok abi tribün deplasmanda. Bu İbner'in önde gideni. Pezevenk bu. Abi gel ben sana anlatacağım Allah'ın seversen gel. Ya neyi anlatacaksın çekişsiniz durma kolumdan be. Abi gel evde ben sana anlatacağım her şeyi ya. Şimdi çok kızdım işte. Çok kızdıysan git çiftleş. Götlek. Gel Tamer abi gel. Bu ne lan? Manda çiftliği mi kurdunuz buraya? Endercik mi dedi bu? Enderson! Tamer Bey, şimdi sen Balıkesir'deyken Ertan sizi aradı ya. He? Şimdi Ertan konağa çok güzel bir para sattı, parayı da peşin aldı. Lan oğlum orasını anladım. Ama evi hırlıya mı verdiniz, hırsla mı verdiniz onu anlayamadım. Tamam buraya geleceğim ben şimdi. Bir an evvel gel. Yoksa ben senin gözüme geliyorum. Bana bak. Bu evi bekara mı verdiniz, öğrenciye mi verdiniz? Anderson! Şimdi bu bekarla öğrenciyle ne alakası var Allah'ını seversen? Doğru. Bu öğrenci bağırması değil. Job girmiş adam bağırması. Ertan nerede? Hoş geldiniz babacığım. Buradayım. Senin hayatın lan. Anlat bakalım. Bak abi. Mahir Beylerin konağı zengin müşteri çıktı. Adam pakete trink sayıyor abicim. E babam da vekaleti bana bırakmıştı. Ay senin vakalatını açacağım Ertan! Peki nasıl bir adam lan bu? Tamer Bey, adam kuş olup uçuyor. Öyle bir bağırıyor ki sanırsın böyle mandanın taşağını sıkıyorlar. Kara Fuat! Bu sefer de Fuat dedi ha. Dur ben gidip sonra bakayım diye. Dur 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 baba dur gitme. Gözünü seveyim gitme. Tamer Bey, adam mahluk gibi bir şey. Tuttuğunu ısırıyor. Kanını içiyor şarap bardağıyla. Ben onu şarap çanağına sıçarım ha. Verin pezevengi kaparosa, siktir olsa gitsin lan.
İki gün Balıkesir'e gittim, evin içine ettiniz ulan hıyaraları. Kim ulan bu Fuat? Kim ulan bu Endercik? Kim ulan bu hıyaraları? Neyse abi, bu solak konağı bırakınca ben de müşteriye yardımcı olayım dedim. Ama nereden bilecektim başımıza bunların geleceğini? Emilmedik yerimiz kalmadı abi. Bak. Yiyişiyorsunuz mu lan siz? Nereden çıkarttın abi yiyişmeyi? Adam kan emiyor, kan. Adam bana tılsım etti diyorum. Büyü yaptı ya. İsmime de Anderson diyor. Anderson. Oo, güzel. Tamara be, bana da sürekli Sebastian, Sebastian diye bağırıyordu ama bir türlü tılsımlayamadı beni. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şimdi büyü yapılan adam yerinden kımıldayamaz. Bana göre. Bence bu başka numaralar çeviriyor ya. Kaşika. Yüreğim kaldıramaz. Dayanamam. Buyur buradan yak. Tamam lan. Bunun derdi Kaşika'yı bafilemek. Ölürüm ben. Kaşika. Kaşika uyansana ne olur. Kaşika mı? Kaşika diye isim mi olur? Ne koyayım? Kaşika. Bunun yerine bir tane Rus alaydın ya yanına. Biz de nasiplenirdik. Bu ne be? Oğlum bu adam sapık sapık. Sen de dost canlısı zannettin ha? Salak. Lan oğlum bu kadar üzülme. Gider kızı isteriz anasından babasından. Baban böyle günler için var. Tamara abi. Ha. Kız Filipinli. Olsun. Filipinli mi? Baba. Sebo. Arkadaşlar ben bir eve gidip geliyorum. Tamara abi nereye gidiyorsun? Allah'ını seversen ya. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Görmüyor musun ya? Görüyorum. Çocukluğu mu kalmış lan bunun? Baba. Bir vampirle başka bir vampir başa çıkabilir baba. Sen vampir olmuşsun işte pezevenk. Götürsün adamı. Uşağı oldum diyorum ya. Baksana şu halime. Bu saatten sonra ben ona hiçbir şey yapamam. Olmaz bu olmaz. Peki ne yapacağız lan? Ah! Hadi oğlum dönüşeceksen dönüş artık. Hoppa. Buyur. Olmadı işte. Nasıl olmadı ya? İki tane diş işte. Lan dünyanın neresinde görülmüş? Dedikten sonra vampir olmak. Neyse genç. Benden size fayda yok. Ben size adresi vereyim. En iyisi Kenan abime bir gidip sorun. Bu işi çözse çözse o çözer. Kenan abi kim abi? Görünce anlarsın kim olduğunu. Sebo. Sebo. Burası galiba kardeşim. Gel gel. Oğlum yanlış olmasın. Sonra milletin evine dalmayalım. Yok oğlum. İşte sokaktan girin. Soldaki ilk bina dedi. Ben zile basıyorum. Sebo. Kenan abi çalışıyor. Sus lan İbni. Açmadan nasıl anladın bakayım sen? Efendim. Canım. Ben arkadaşa dediydim. Ne dediydin? İbne dediydim. Efendim? Kenan Bey burada mı acaba? Geçin bakayım geçin. Allah kahretmesin sizi. Yürü yürü. Hadi hadi. Bak yavrum. Hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Hollywood standartlarında film çekiyoruz. Seyirci nereden bilecek senin Kuştepeli olduğunu? Biz basketbol takımı değiliz ki Amerika'dan zinciyi getirelim. Elimizde Çingen Cevat var. O kadar söyledik. Fuck you de, I love you de, fit me de. Cevat abi yavaş ol denir mi ya? Adam senin yüzünden sahne ortasına boşaldı. Kenan abi. Geldiler abi. Ben. Bir dakika. Yavrum, rahat ol. İşini yap. Yat, uzan. Para kazan. Hadi annem. Hadi geç içeri bakayım. Hadi yavrum, göreyim seni. Hadi, hadi bakayım. Hadi bakayım. Kenan Bey,
Bizim bir insaniyet sorunumuz vardı da. Hepimizin var yavrum. Birazdan geçiririz. Rahat olun. Sen zaten uşak olmuşsun. Kostümünde problem yok. Ha abim, ilk başta bana da uşak ol dedi ama ben kabul etmedim abi. Yavrum, bugün uşak olursun. Yarın kral olursun. Boş ver şimdi sen onu bunu. Al. Şunu giy. Ben sana anlatacağım şimdi. Bununla mı kral olacağım? Anasına giy desin, bu çocuğu. Kaçma, gel buraya. Gel buraya, gel. Gel. Bak. Hayatımın en büyük filmini çekiyorum. Sevda'nın son vuruşu. Bu sene bütün altın narinciyelerini alacağım. Abi. Skilacı, seninkiler geldi. Skilacı ne lan? Abi. Herif içeri girdiğinizde görürsünüz dedi ya. Buymuş. Konsantre bozma lan. Kenan abi. Ne var lan? Abi, Cevdet abi bizi gönderdiydi ya. Bir yanlışlık olmasın abi. Herkes dediğimi yapsın lan. Skilatçı. Yes. Evde, iş üstünde bunları yakalıyorsun. Eski manitanla şoföre ve bu uşağa kayıyorsun kardeşim. Yes. Kaymak derken? Keşke vampir etseydi. Abi hani ben de oynuyordum? Sevdacığım, yavrum. Bir önceki sahnede seni komşu kadını oynattım. Oynattın. Seyirci aptal mı? Değil. Tanırları kötü be yavrum. Doğru. Oo, yavrum benim. Hadi, hadi sen git. Peki, tamam. Oğlum. Biz yanlış eve geldik. Senin şarapçının tarif ettiği adrese sıçayım. Kenan abine sokayım senin be. Hadi sikilatçı, iş başına. Şşt, Sebo. Gelsene lan gerizekalı. Hadi gel kaçalım. Ertan sen misin lan? Benim lan kim olacak? Hadi gel. Seni çıkardın sese sıçayım Ertan. Sonunda gerçek Kenan'ı buldular. Kenan onlar için büyük bir sürpriz oldu. Kenan, şarapçı Cevdet'in ikiziydi ve orijinal deliydi. Şimdi teorik olarak bu adam bir vampir diyorsunuz, öyle mi? Seni ısırdı. İt gibi seni kullanıyor, öyle mi? Ver dese vereceğim. Evet abi. Aynen öyle durumdayım. Anderson diyor bana ya. Eyvallah çekiyorum sürekli adama. Bağırma lan. Yukarıda yengen uyuyor. Pardon abi. Abi, bana da Sebastian diyor. Bana benzeyen birinin resmini gösterdi. Adam kahramanmış, neymiş? İntikam almak için ta buralara kadar gelmiş. Siktir lan!
Bir kahramanın sana benziyor olması tarihin bir ayıbıdır be. Diyelim ki hikayen doğru. O zaman önce Anderson'ı kurtaracağız. Tecrübelerime göre Anderson'ın içine vampir girmiş. Temiz kan bulacağız. Sen! Koş arkadaşına temiz kan bul. Yoksa başımıza iş alırız ona göre. Abi ben bu saatte temiz kan nereden bulacağım? Hastaneye git, postaneye git, Kızılay'a git, meyhaneye git, eczaneye git. Kendin ver! Hadi! Git bul! Hadi, hadi git, hadi git lütfen hadi. Hadi Şerim senin kanını Ertan ya. 3 kuruş komisyon alacağım diye şu düştüğüm duruma bak. Delikanlı! Kamçıyı bırak. Belki lazım olur. Abi. Kamçı niye? Sebo kan arıyordu. Ama can da verebilir. He, bu arada Ateş abiye bu salağı 100 metreden fark ettiğimi altyazı şeklinde ileteceğim. Lan oğlum, lan oğlum. 50 kiloluk vitaminsiz de mi oynuyorsun? Aç köpek. Lan, koca götlü penguenler. Ateş abi sizi çağırıyor. Gel sen de. Yürü! Ula, 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 ula! Gel buraya, ula! ...32 yaşındayım ama... ...hayatım film gibi benim. Çocukluğum yoklukla geçti. Bir ekmeği... ...4 kardeş paylaşır. Bir odada... ...anamlarla beraber 6 kişi yatardık. Zavallı babam. Bizi doyuracak diye ırgat gibi çalıştı. Sonra bir sabah... ...cesedini getirdiler eve. Gece karanlıkta logar kapağının açık olduğunu fark etmemiş... ...poseptiğe düşmüştü. Boktan bir hayat... ...bokun içinde boğularak sona erdi. 16 yaşına gelmiştim. Mahalledeki Nalbur Rıza amcanın yanına işe başlamıştım. Bir gün Rıza amca... ...dükkana sarhoş geldi. Ve bana bütün gerçeği anlattı. Zuhal ablam... ...kerhanede çalışıyormuş. Rıza amca da haftada 2 kere ona gidiyormuş. Ablam Rıza amcadan para almadığı için... ...işe almış beni. O an dükkanda ilk vurduğum keserle kafasını patlattım Rıza amcanın. Yaşım küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandım. 24 sene aldım. Raşan affıyla yarıya inen cezam, taş atan çocuklar yasasıyla hepten hiç oldu. Neyse. O zamanlardan geriye kalan tek şey dürüstlüğüm ve vicdanım. Nerede bir garip görsem, nerede bir gariban görsem hemen oradayım. Nerede yoksul görsem, yoksulluk görsem anında oradayım. Nerede çaresiz görsem hemen yanındayım. Ama parayla aslanım. Fırsatçıyım ben. İşim bu ben. Zenginin dostu, fakirin düşmanıyım yani. Benim işim senin gibi yaşadığını zannedenlerden böbreği, ciğeri alıp
Ne üretiyorsunuz? Hiç. Niye yaşayasınız ki? Geberin amına koyayım. Ne yapacaksın lan kanı bu saatte? Benim insaniyet namına lazımdı da. Eğer kan varsa ben alayım gideyim. Zamanınızı da almayayım. Kes lan! Sigara içiyor mu lan sen? İçki, esrar. Yok beyim, estağfurullah. İşim olmaz benim. Kaç kilosun lan sen? 55 kiloyum beyim. Şunu şöyle uzatın bakayım. Bak bırak. Ya yapmayın. Ya bırak gideyim ya. Şırınga. Sen ne yapıyorsun? Dön arkanı, dön. Göz yukarı bakacak. Bu ne lan? Bu ne lan? İğne de batmaz buna. Beyim yapmayın. Bu konu değil beyim. Lan! Bırakın lan çocuğu. Cevdet abi. Genç, geç arkama. Genç, göt kısmetten çıkınca Cevdet abin bedelsiz yardıma koşar. Ben kanları alayım. Hadi gidelim genç. Yüzyıldır yaşıyorum. Böyle saçma dans görmedim. Apache nedir lan? İlk defa insanlık yararına iyi bir şey yaptım. Takdir ediyorum kendimi. Ertan, Deli Kenan'ın bir bildiği vardır umuduyla her şeyi kabullendi. Anderson, iyileşeceksin oğlum, merak etme. Bende bir tek İbneli'ye çare yok. Kahraman, şimdi senin sorunu çözeceğiz. Gel bakalım. Çocuk. Sen çıktıktan sonra gözüm duvardaki resme takıldı. İşte kurtuluşun bu duvarda. Aa, aynı adam işte. Bu adama çok kızmış. Bu adam bunu alt etmiş. Ağzına sıçmış. Kim bu adam abi? Bu adam tarihin gördüğü en delikanlı adamdır. Akıncıların kralıdır. Nerede isyan oraya koşar. Yakışıklılığı dillere destandır. Sen de buna benziyorsun ya. Seni bir bok zannetmiş. Seni bu kahramanın kılığına sokup üstüne salacağız.
Mezarlıklarda da kahraman kaynıyor. Koyun. Lan oğlum Şenol Hoca Trabzon'a ne güzel top oynatıyor ya. Biz de yakalamaya çalışıyoruz ha. Şuster'de geri vites yok oğlum. Alayına trivela. Ne bağırıyorsunuz lan? Ne oluyor lan? Ayrıca hemşerimi unutmanız beni çok üzdü. Ne hemşerisi lan? Romanya'da doğdu, sen çocuğu oldu. Helal olsun sana, Kont Dracula, Kont Dracula. Romanya'da doğdu, sen çocuğu oldu. Helal olsun sana, Kont Dracula, Kont Dracula. Aferin çocuklar. Hadi şimdi evlerinize. Haftaya ben de geleceğim halı sahaya. Her zaman abi. Yalnız bende 42 numara ayakkabı yok. Biriniz de varsa getirin. Tamam abi. Şimdi de hemşerim için. I love you Hacı. I love you Hacı. I love you Hacı. I love you Hacı. Yok kardeş yok. Bizim bu ateş şerefine ihtiyacımız yok. Biz de bu saatten sonra kendi hesabımıza çalışacak. Aynen öyle paşam. Emeğe saygısı olmayan adamlarla 4 yılımızı geçirdik. Elimizde ne var? Koca bir hiç. Bir de utanmadan kıçınızı delmedim diyor ya. Yavşak. İyi akşamlar. Bu saatte nereden kan bulurum acaba? Kan? Deli Kenan, Sebo'yu evde bulduğu çaputlarla Kara Fuat'a benzetmeye çalıştı. Öyle oldu diyorsunuz yani. Yelek mükemmel. Şalvar iyi, ayakkabı tırt. Ama siktir et, önemli değil. Ulan gülmekten ölen ilk vampir bizimkisi olacak be. Sus lan! Artık hazırsın. Sana tavsiyem, baktın işler kötüye gidiyor, karıyı marıyı unut. Kaç kötü kurtar. Ama lehu bir köşede kıstırırsan affetme. Al bunu. Onun kalbine mi sokarsın? Götüne mi sokarsın? Sen karar ver. Tamam abi. Korkudan altıma sıçmazsan dediklerini yapacağım. Sen Kara Fuat'ın torunusun. Muhtaç olduğun kudret atalarının ruhundadır. Git sev anasını. Yürü lan, yürü git. Sen de sitir lan. Sitir. 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 Kenan! Ya oğlum, bu kazıkla iki tanedir. Biz de iki kişiyiz. Asiktir. Ya. Abi, bizim memlekette kazık yanlış anlaşılır da. Kazık evrensel bir şeydir Anderson'cığım. Ya abi, evrensel mevrensel ben anlamam da. Bunların ucuları bize dokunmasın da. Çok konuşmayın da işinizi yapın. Deli Kenan'dan aldığı gazla kendini sokağa atan Sebo, içgüdüsel olarak öyle bir yere geldi ki ben bile neresi olduğunu bilmiyorum. Bak Sebo, adam geceleri seviyor diyorum. Çok geç oldu lan. Hadi gidelim, gidelim. Lan oğlum bir dakika dur lan. Amma da korku çıktı be Ertan ya. Gel şöyle yürüyelim. Gelsene lan. Karşılarına ne çıkacağını bilmeden salakça yürüyorlardı. Sebo bir yandan Demet'i, bir yandan da bu işten kıçını nasıl kurtaracağını düşünüyordu. Sıçayım ağzına ya. Thank you.
Korkmadın değil mi? Hadi çıkalım, çıkalım. He? Hadi çıkalım. Şişt, Musa'na. Abi nereye çıkıyorsun ya? Gözünü seveyim. Buradan korkudan altımıza sıçıyoruz ya. Sen patır patır kokoreci bıraktın ağzıma. Anderson! Şimdi sıçtık abi. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de duydun değil mi? Duydum, duydum. Sen korkuyorsun diye ben de korkuyorum işte. Kaç, 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 kaç. Yeter ya, yeter, yeter ya. Kuş kadar ödüm var, o da bokuma karışmak üzere. Ben gidiyorum abi. Herif peşimizde diyorum sana. Kaç yüzyıllık bir mesele be kardeşim. Ben siyasetle ne alakam var? Oy bile kullanmıyorum. Sıçalım böyle işin çarkına ya. Yürü koş. Kaç. Ertan neredesin? Ertan! Neredesin Ertan? Vay! Hayırdır Cüneyt Arkın? Bu saatte nereye? Lan bak yaklaşmayın vallahi ikiye ayırırım size ha. Sen bence benim odunumun tadına bakmak istesen. Ulan oğlum siz hiç uyumaz mısınız lan? Koca götlü penguenler. Lan oğlum. Lan oğlum bu bizim vitaminsiz. Vur. Vur kafasına vur bedene zarar verme. Belki o zaman bir şeye yarar. Uşak. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ulan sizi yaşatmayacağım lan. Hadi davranın lan, bırak beden süzler. Kaç Volkan! Koş lan penguen! Bekle! Karıyı kurtaracağım da ne olacak? Gidecek ipnenin birini bulacak. Ben de nikahına gidip takım elbiseyle ağlayacağım. Götün yemez sanıyordum ama geldin. 600 yıldır bu anı bekliyordum. Hoş geldin Kara Fuat. 600 mi? Alt kadar oldu mu ya? Kenan abi aklına sıçayım ya. Verdin gazı bana, soktun beni havaya. Şimdi ben de bokuyacağım. Ne konuşuyorsun lan kendi kendine, gerizekalı? Efendim, makyaj biraz fazla abartılı olmuş. Siz de beni Kara Fuat'a benzettiniz. Kes lan sesini. Saatlerce seni dinleyecek değilim. Anderson, Sebastian! Biz de seninle iyice karı koca gibi olduk ha. Bir türlü ayrılamıyor. Tipsiz. Anderson. Sana diyor lan Keko. Yürü git lan. Ben Sebastian'ım. Anderson sensen. Şanslı piç. Kara Fuat. Sana olan kinim neden biliyor musun? Nereden bileyim? Daha dün tanıştık. Bırak lan salağa yatmayı. Adi herif. Bir de bana kötü derler. Benim günahım ne beyim? Bir bıyık taktım diye ağzıma sıçtın. Senin günahın mı ne? Ulan Isabel'i aldın anladık. Hadi dedik gönül bu. Akada konar sana da. Ebi ırz düşmanı. Hadi kıza kaydın. Niye herkese anlatıyorsun? Bizimle bir erkeklik gururumuz var değil mi? Aynı şeyi sana yapsam hoşuna gider mi? Anderson aç şu tabutu. Ne
Bırak kızı da erkek erkeğe dövüşelim. Ne biçim konuşursa ulaşık annemizin ağzını sıçacak. Karışma sen Sebastian. Erkek erkeğe mi dövüşelim? Gel gel. Gel. Bana kara Fuat derler. Ne yapıyorsun lan spastik? Çok sinirlendim şu an ben. Çok korktum. Ben korkayım. Genç! Senin ilacın tribünde demiştim. Kardeşlerin seni asla terk etmez. Anderson, Sebastian yakalayın şunları. Vallahi biz penguiniz. Kendini yakala lan. Terbiyesizler. Lavuk bu mu lan? Arkadaşlar ben takım tutmuyorum. Gel be abdursuz, ne oluyor ya? Bundan sonra sana ne dememi istersin? Sebo mu diyeyim, Fuat mı? Canım aşkım benim. İstersen bana vitaminsiz de. Ne aşkı lan? Koynumuzda ırz düşmanı beslemişiz. Kendine gel Sebo. Çakılırlar! Çakılır! Kalabalığın arasına giren Sebo, Vlad'ın olmadığını görünce önce çok şaşırdı. Ama sonra da hayatındaki en büyük sevgiyi duyduğu tribün dostlarının arasında Demet'e ve geçmişe sünger çekti. Seni bulduğumda 27 yaşındaydın. Sünnet bile olmamıştın. Sayemde sünnet oldun. Hem de Orta Doğu'da seni tanımayan Arap kalmadı. Kuveyt'te bile anket yapmışlar. Behlül mü, Abbas mı? Açık ara birinci çıkmışsın. Number 10 olmuşsun. Bilseler El Abbas'ın sünnetsiz Çingen Cevat olduğunu oyarlar bizi annem. Ya haklısın Kenan abi de ben bu gavurlarla oynamak istemiyorum. Kompleks geliyor bana. Bak yavrum, bu filmde çok internasyonel bir hikaye çekeceğiz. Filmimizin adı Al Cevat'ı içine, geçir Sarkozy piçine. Artık hedef Avrupa. Alman'ı, Fransız'ı şok olacak annem. Kenan abin çıtasını çok yükseltti. Gavur dediklerin çok profesyonel. Çok para verdim. Bir sürü para verdim. Bak nasıl çalışıyorlar. Tanıştın mı? Skilacci ve son bombam Kaiser. Ha, ich bin Kaiser. Ben de Cevat. Ya abi, ben nasıl konuşacağım anlatacağım bunlarla ya? Ev Almanca duyunca ben bu tuhaf oluyorum. Tutamıyorum kendimi. Sen de kendini bir tut artık be. Merhaba desek foş. Ne oluyor? Star oldun. Hala 5 tekrar çektiriyorsun bana. Zaten dublaj yapacağım. Bunu dublajı mı olur be Kenan abi? Telefonda görüşmüştük ya bir iş için. Kardeşim, size kim diyor kostümle gelin diye? Ben Fransız istedim. Sen ne kıyafet giyip gelmişsin? Al şunu giy. Ben işi anlatacağım sana içeride.